Çiğdem Hanım'ın çay saati menüsünden kayısı reçelli ponçik, 4 su bardağı un, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 4 adet yumurta, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım su bardağı süt ve su. Üzeri için kayısı reçeli ve portakal reçeli. Evet Nursel'cim, ponçiğimizi yapmaya başlayalım. Ponçik, son tarifimiz çay saati ikramlarında anlamını bulmaya çalışıyoruz. Ponçik ne demek, ponçik ne demek diye. Volkan, Serkan'ı hep ponçik der. Tesadüfen yani, ne demek olduğunu bilmiyoruz. Şu bence an ponçik bir tatlı tadında, kesin art yani niyetsiz, evet, tatlı pofidik, niyetiyle böyle, pofidik. Evet. Ama sevimli diye söyleniyordur muhakkak. 4 bardak unumuzu koyuyoruz. Mayayı bunun içine koyayım mı? Hayır, mayayı una karıştıracağım. Onu yaş mayada daha ziyadesiyle yapıyoruz. Yetecek mi? Şimdilik yeterli. Öyle mi? Kaç, evet. 3 bardak mı 4 koydum? Bardak 4 koyduk. Mayamızı koyduk. Şöyle bir karıştıralım. Gelecek var. Bu arada kısmetler gelmedi diyor. Kız kardeşlerin gelecek. Evet. Yani herhalde onlar yoldalar trafiğe, herhalde. Evet, trafiğe yakalandılar, aynen, diye tahmin biraz ediyoruz. Biraz tuz alabilir miyim? 2 çay kaşığı kadar da tuz koydum. Yarım bardak süt, 100 gram kadar da tereyağı koyacağım. Oda sıcaklığında. Oda sıcaklığında. Şimdi şunu da şöyle bir yoğururken sen sütü ilave edersin. Şimdi mayalı hamurlarda en önemli püf noktasını söyleyeceğim. Hamurumuzun çok sert olmaması lazım. Çok sert olan hamurlar çok daha zor mayalanır. O yüzden mümkün mertebe yumuşak, tabii ele yapışmayan yumuşak bir hamur olması. Yumurtayı görünce yumurtayı koymadığımı fark ettim. Unutmadık şimdi. Evet. 2 tane alalım. Seninkiler geldi bence, korna çaldı. Evet. Tamam. Değişik bir hamur yaptım. Evet, evet. Farklı oldu. Güzel, çörek tadında, güzel, lezzetli bir hamur. Bu da sarın. Biraz un ekleyeceğim tabii yumurtaları unutunca. Evet. Önemli değil ama önemli tabii, olan tabii, güzel karıştırmak. Aynen. 4 alayım. Bardak un koymuştun. 2 yumurta. İki yumurta sarısı. Yani 4 artı yumurta diyelim. İkisinin akı ayrılacak. Evet. Bak ben dedim. Geldi herhalde. Hoş geldiniz. Çok hoş geldiniz kızlar. Çok kardeşleriniz. Ben gelin. Ha öyle mi? Evet. Aa, ben de kardeşim. Şöyle koyabilirsin istersen. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Kızlar. Neler yapıyoruz? Gelininizmiş. Evet. Ama evet, kız ama kardeşim. Aynen öyle. Nazar değmesin. Amin. Bu arada ne güzel bir kız almışsınız. Evet. Ha? Kardeşim zevkli. Geride durma, gel. Evet. Gel çekinme. Son yemekteyiz. Neredeyse yetişemeyeceksiniz, evet, zannettim. Neler yani yaptınız? İşte arkada var bir şeyler. Tatlı pastamız var dolapta. Çok güzel bir hamur oldu. Evet, şimdi özdeşleşene kadar birazcık Volkan yoğuruyoruz. Volkan size kahve ısmarlamak istiyormuş. Bakayım. Kahve yap diyor bana. Yeneceğiz ben de. Sen kaç yaşındasın ki? Ben de 21 yaşındayım. Niye soruyorum biliyor musun? Bak şimdi çok küçük gözüküyor ama burada kaz ayakları var. Şimdi çok var gülen bir aile olduğumuz için biz. Biraz ondan. Bende de var o. Çok fazla mimik yaptığım için şöyle evet, Allah Allah böyle bir şey oldum. Şöyle yeni cezvemle. Mis gibi koktu. Evet. Var mı isteyen ekip? Volkan. Evet. İster misin? Nursel. Biz geldik. Hoş geldiniz. Ne oldu? Ne oldu be? Ha, daha söyleme. De ne olur Allah. Ya ne olur de ya. Güzel söyleyemiyorum. Çok güzel dedin yani. Ne oldu? Biz geldik. Hoş bulduk, merhaba. Olsun, evet, onlara kısmetmiş. Ayşe bir yeni cezvemi kullanamadım ya, valla.
yaparsın. Ben de yakaladım. Ama vallahi yakaladın, doğru. Benim hamur da tamamlandı sayılır. Ben şimdi bunu mayalanması için süper biraz bekleteceğim. Aferin. Ama onun için ben orada bir kase ayırdım. O kaseyi alabilir miyim? Küçük gelmez mi bunda? Gelmez, o da daha iyi kabaracaktır. Bir de ben bunu ayrıca sitrece sarmak istiyorum. Peki canım benim. Kolay gelsin bu arada. Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şurada içerken bir şu piştiği bir konuşalım, nasıl pişti oldu. Nursel'cim, şimdi hamurumuzu bir saat oda sıcaklığında mayalanması için bekleteceğiz. Üzerine bir bez örtebiliriz. Ben zaten streçledim onu. Tamamdır. Gayet güzel. Biz de şöyle kaçalım. Tamam. Dinlenmiş hamur, yani artık standart bildiğimiz bir şey, çok daha iyi olur. Şimdi bunu hem kayısı reçeli hem de portakal reçeliyle uygulayacağız. İkisi de farklı lezzet. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bunun hamuruna limon kabuğu rendesi de çok yakışıyor. Şimdi, evet, hamurumuz gayet güzel. Şimdi onları böyle bir güzel pişireceğiz. Puf puf olsun istiyoruz. Evet, ceviz büyüklüğünde neredeyse. Cevizden biraz büyük olabilir. Fırınını yakalım. Evet, lütfen 180 dereceye ayarlarsak. Yağlı hamur sıcağı sever. Evet. Hemen sıcağı geçsin. Tepsimizi fırına götürebiliriz. Haydi bakalım. 180 candır. Nefis pişirir. Piştikten sonra da onu bir güzel taçlandıracağız. Ev yapımı reçellerimizle. Birini ben yaptım, birini sen yaptın. Ben yaptım, evet. Aynen öyle. Vallahi ben ponçikleri çıkardım. Çok güzel kokuyor. Şu anda böyle bir tereyağı sürmek, peynir koymak ve tuzlu bir şey istedi canım. Çiğdem. Evet, ben de hazırlandım, geldim Nursel'cim. Çok yakışmış renk. Ay, teşekkür daha ederim. Daha çok renkli giymelisin. Mis gibi tereyağı zaten evi kaplamış durumda. Şimdi onu hemen yapamıyorsun herhalde. Bir 5 dakika alınmasını tamam. Bekleyelim alındıktan sonra. Onları kesmek için. Evet. Şimdi bunları kesmek için ben elimde bulunan kurabiye kalıplarımı, uçlarımı getirdim. Hı. Sizlere de fikir olabilsin diye. Ama hiç kalıbınız yoksa bunu normal bir bıçakla da oyabilirsiniz. Ortasını çıkarabilirsiniz. Hatta ben de bir tanesini öyle deneyeyim. Evet. Hatta zaten bir çay kaşığı da rica edebilir miyim biraz daha rahat içine almak adına. Yavaş. Zaten çok fazla olmasın yani. Reçel olacağı için çok aman aman sıcak olmasın. İçine oyuklar yapıyoruz. Valla bıçakla çok rahat oluyor. Evet, biraz bence de çünkü kesin. Biraz daha sıcak olduğu için kalıplar parçalanmasına yol açıyor. O yüzden ben de bir bıçak alırsam iyi olur. Sen küçük bıçak versene Selam. Çok güzel. Bıçakla küçük küçük yuvalar oluşturacağız. Kolay sonra gelsin. Ay, teşekkür ederiz Ayşe ablacığım. Tat bakalım. Sağ. Kolaysa başına gelsin. Çok güzel oldu. Bak bakalım. Nasıl? Nasıl? Lezzetli çok mi? Güzel. Ben de yiyeceğim ya. Sana verdim. Kısmetini mi aldın? Olmuş mu? Müthiş lezzetli. Gerçekten aa, çok güzel. Evet. Ben doldurmaya başlayayım mı? Evet. Nursel'cim, bence bütün hepsini portakallı yaparsak daha iyi olur. Yaz döneminde kayısı ideal oluyor ama bence tam mevsimiyken portakal yapalım hepsine. Olur. Kayısıyı da yaz döneminde kullanmış oluruz. Ay, çok güzel evet. Ya. Çok şık oldu.